Gel gel Fundacığım. Gürbüz, hadi yemek yapıyoruz. Çantaları ben alayım. Sen şimdi bunları güzelce yerleştir, ben üzerimi değiştirip geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben geldim Gürbüz. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber Fundacığım? İyiyim, çok iyiyim. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. 3, 2, 1. Başladı. Teşekkür ederim. Ben ilk önce ellerimden bir yıkayayım Gürbüz. Ellerini yıkadığına göre önce yemekten başlayacaksın herhalde. Hayır, ben masamı kuracağım. Aslında ben onu söylemeyi unuttum. Önce yemek değil mi yani? İlk önce masamı kırıyorum. Emin misin Fundacığım? Evet evet Gürbüz, evet evet. Oyalanmayalım. Masa örtüsünün üzerine runner'ını seren yarışmacımız Amerikan servislerini de yerleştiriyor hemen üzerine. Şimdi sen aslen Malatyalısın. Ama İstanbul'da büyüdün değil mi? İstanbul'da büyüdüm. Ama sonra gelin olarak Denizli'ye gittin. Ama gelin olarak Denizli'ye gittim. Sorun bakalım neden? Eşim benim Denizli'de üniversiteyi okumuş. Genç bir delikanlı. Peki eşin nereli? Eşim aslen Aydınlı. Sonra? Ondan sonra eşim üniversiteyi Denizli'de okumuş. Denizli'yi seven bir insan. İstanbul'a geliyor. Ben otelde aşçılık yapıyorum o dönem. Eşin hangi bölümde okumuş? Eşim turizm otelcilik mezunu garson. Çalıştığım otele, normalde Bodrum'da çalışıyor kendisi. Ama çalıştığım otele geliyor. Sezonluk. Ve beni orada görüyor. Sen de onu görmüşsündür herhalde. Aslında ben onu ilk görmemiştim de Gürbüz. Gösterdi kendini. İlk o görüp beğeniyor yani. Evet, yani daha sonrasında tabii biz birazcık... uğraştık. Ben istemedim. Aa, neden? Şimdi herkes duyacak. Eşim benden bir yaş küçük Gürbüz. Aa. Ya çok sevimli ama şey çok tatlı. Ondan sonra ben böyle ilk etapta istememiştim ve biz çok büyük konuştuk Gürbüz. Net. Ne demiştin? Asla İstanbul dışına gelin gitmem dedim. Ama sonra? Ve şu an neredeyim Gürbüz? Neredesin? Denizli'deyim. Bu arada masasını hazırlamaya devam eden yarışmacımız çatal kaşıklarını da çift servis olarak yerleştiriyor masasına. Ahmet şu an otomotiv sektöründe değil mi? Evet. Yeni girdi işte Gürbüz. Daha bir ay bile olmadı. Yani dediğim gibi hayatımızı değiştirmek için böyle bir şeyde bulunduk. Yani şu an iyi gidiyor. Tatlı çatal bıçağının ardından bardaklarını da masaya yerleştiren yarışmacımız diğer eksiklerini de tamamlıyor hemen. Vallahi masanı çabucak bitirdin. Gel serelim hemen örtüsünü de toz olmasın. İşte oldu. Teşekkür ederim. Hadi şimdi mutfağa gidip yemekleri yapmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak ne yapacaksın Fundacığım? Şimdi köftemi yoğuracağım ilk etapta. Bu sultan sarmasını çok merak ediyorum. Bonfilenin içinde köfte olacak değil mi? Evet. Şunun yarısını ben başka bir şeyde... Pırasamda kullanacağım. Ana yemek sultan sarmasında kullanılacak olan köftenin harcına kimyon, pul biber, tuz, karabiber ve galeta unu ekleniyor. Şimdi neler yaptın anlat bize Fundacığım. Gürbüz'cüğüm masamızı kurduk gördüğün gibi. Şimdi köftemizin, ana yemeğimizin iç harcı olan köftemizi hazırlıyorum. Bu tarifi kimden aldın? Bu tarif benim. Hatta eşimle tanıştığım otelde çalışırken şefim vardı. Hakan Şef, kendisini çok severim. Bu yarışmaya katılacağıma onaylanınca kendisini aradım ve şefim ben ne yemek yapayım dedim. Beni ne birinciliğe götürür. Ve bana bu tarifi verdi. Sultan sarması özel tarif. Şimdi sultan sarması saracak bir şeyi anladık. Neyi saracak? Et mi saracak? Bonfileyi saracak herhalde. Ya da tavuk mu saracak? Tavuksa zaten yani hiç almayalım. Çünkü sultan sarması normalde aslında bir pasta. Ama özel tarif dediğine göre artık kendisi uydurduğu bir yemek olduğunu ben buradan hissettim, göreceğiz. Bir tane soğan ve sarımsak el robotunda ufaltılıp köfte harcına ekleniyor. İçine maydanoz doğranan köfte harcı iyice yoğruluyor. Şimdi bu köfte harcını sultan sarmasında kullanacağız değil mi Fundacığım? Evet ve köfte bitti şimdi. Bu kadarcık mı yani? Yok özel tarif, yok sultan sarması. Gürbüz, bunun olayı sonrasında. Kıymanın içine de sadece maydanoz koymuşsun gibi görünüyor. Olur mu Gürbüz? Bütün baharatlardan koyduk hatta. Neler koymuştun bakayım? Karabiber, kimyon, pul biber, ondan sonra tuz. Yani aklınıza gelebilecek bütün baharatları koyduk. Şimdi tekrar koyuyoruz. Madem koymuştun neden tekrar koyuyorsun? Çünkü Gürbüz ben şimdi az olduğunu düşündüm görüntüde. Üzerine baharat eklenen köfte harcı tekrar yoğruluyor.
büyük ve ince bir fileto olarak hazırlanan bonfilenin üzerine rulo şeklinde köfte harcı yerleştiriliyor. Bu kimin tarifiydi Fundacığım? Hakan şefimin. Köfte harcı bonfile etle rulo şeklinde sıkıca sarılıyor. Sultan sarması bu şekilde fırında mı pişecek? Hayır, ilk önce duş alacak. İkiye kesilen sultan sarmasının bir parçası streçe sarılıyor. Ve etimiz pişmeye hazır. Evet, şöyle yapalım mı Gürbüzcüğüm? Gittiler değil mi? Feyzalar, İsmailler gittiler değil mi? Bitti değil mi onlar? Kolay gelsin. Oh, yeni yarışmacı. Sen de hoş geldin Fudacığım. Hoş buldum Zahir Hanımcığım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ya kusura bakma, ben bir korkuyla endişeyle girdim. Geçen hafta üstümüzden buldozer geçti de burada. Gürbüz nasılsın? Zuhal Hanım, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Haftayı pırasayla karşılamak. Maşallah, pırasalar aile boyu. Menüye geleceğim birazdan ama ondan evvel tabii ki seyircilerimize de selam edeyim. Efendim hoş geldiniz yeni haftamıza. Pırıl pırıl 2023'ün bu gıcır gıcır ilk günlerinde yeni bir hafta. Yeni yarışmacılar, yeni heyecanlar, yeni menüler. İnşallah güzel bir hafta olsun. Geçen haftadan sonra biraz sessizliğe, biraz güzel yemeğe ihtiyacımız var, öyle değil mi Gürbüz? Cevizli baklavanın hamuru için bir kaseye yumurta kırılıyor. Evet efendim, bakalım bu hafta için ilk gün yarışmacımız sevgili Funda neler yapıyor? Sakala çarpan çorbası, evet. Pırasa sarması, ki pırasalar burada gördük. Evet. Bastunga, bastunga. Bakın bu bir çeyrek altınla eşdeğer. Tling. Bir çeyrek altın ya da şu kadar pastırma aynı. Pırasa sarması. Nasıl yapacaksın pırasa sarmasını? Pırasa sarmalarını Zuhal Hanımcığım, bunları tek tek böyle bir uzunlamasına doğrayacağım. Tek tek doğrayacaksın, evet. Sonra onları saracaksın. Güzel yemekler yapacaksın, evet. 50 bin TL'yi kapacaksın. Kapıp da ne yapacaksın, nereye harcayacaksın? Söyle bana Funda, sen neler yapacaksın? Ben neler yapacağım Zuhal Hanım? Neler aslında can? Böyle elektrikli. Evet. Ondan evet. Alıp, evet. Ha, elektrikli skutura ben de görüyorum. Sabah okulu onunla bırakayım diyorsun. Evet, sabah böyle. Doğru. Araba alamayacağına göre elektrikli. Evet, ona yeter. Evet Zuhal Hanım. Ha. Ona yeter. Kaç yaşında yavru? 4,5 yaşında Zuhal Hanımcığım. Maşallah başlasın. Adı ne? Lina. Evet. Lina mı? Evet Lina. Lina mı? Funda ablanın kızı da Lina'ymış. İsmiyle evet, yaşasın. Allah razı olsun. Hurma ağacı. Evet, hurma ağacı. Kur'an-ı Haşr suresinde geçiyor. Evet. Bir de şeydir, küçük şelale anlamına gelir. Hurma fidesi çok güzel tamam. Anlamı var. İsmiyle yaşasınlar. Allah hepsine ömürler versin, sağlık versin evlatlarımıza. Amin. Ne kadarlık evlisin? 6,5 yıllık evliyim Zuhal Hanım. Yeni sayılır aslında. Evet, yeni Eşin sayılır. Eşin ne iş yapıyor? Eşim turizm otelcilik mezunu. O da birlikte aynı otelde, restoranda çalışıyorduk. Ben aşçı, o garson. Sen aşçı mısın? Evet. Vay! Vay! Eski aşçı. Şimdi yapıyor musun? Yok, yapmıyorum Zuhal Hanım. Şimdi evlendikten sonra zaten farklı bir şehre gittikten sonra. Nereye gittin? Denizli'ye. Sen Denizli'den mi? Ben Denizli'den geldim. Denizli'den geldim Zuhal Hanım. Sizin için. Denizli'ye kucak dolusu sevgiler, selamlar. Teşekkür ederiz. Ne zamandır oradasın? 6,5 yıldır. Orada yani evlendin, evet, orada kaldın. Evlendim, ha, ben acaba evlendim, burada oraya mı gittin diye düşündüm. Hayır, hayır Zuhal Hanım. Orada evlendik, kaldık artık. Ha, şimdi anaokuluna yazıldı çocuk. Evet, anaokuluna yazıldı. Belki yaparsın mesleğini. Ya şu İster anda... İster misin tekrar mutfağa çok girmek? Çok isterim Zuhal Hanım. Ama şu anda da bir eklem hastalığım var. Evet, o geçmiş eklem olsun. Hastalığım, teşekkür ederim. Ne, nasıl bir şey? Ankilozon spondilit. Gel benim yanıma, gel benim yanıma. Hı-hı. Ben sana bir iki dakika ekstradan süre veririm. Nedir o? Neyin var? Ankilozon spondilit isimli. Biliyorum evet, onu. İltihaplı eklem romatizması. Benim bir arkadaşım da muzdarip. Allah şifa versin. Rheumatologlara falan gidiyorsunuz. Evet. Ya da ağrı yapar bütün ellere, ayaklara, evet, kollara. Bir de işin de aşçılık. Evet, bu yüzden yapamıyorum. Biliyorsun benim arkadaşım da, buradan selam olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah ona da şifa versin. Bak ne zamandır telefonlaşamıyoruz. O da aşçılık kursuna gidiyor. Bayağı okuluna kaç yıldır. O da çok zorlanıyor. Çok zor bir hastalık. Ne durumdasın? Ne aşamada şu an benim rahatsızlık? Benim çok işte son haddedeyim Zuhal Hanım. Tedavi? Tedavi işte şu ana kadar yapmış olduğunuz hiçbir tedaviye cevap vermedim. O yüzden şimdi
Ağır iğneler kullanıyorum. Ay Allah şifa versin. Teşekkür ya. Ederim. O da öyle bir kötü bir rahatsızlık ki Allah. Hem de çok. Bu dertten müzdarip herkese şifa versin. Amin. Zor oluyor, ağrılar oluyor kaslarda tabii. Çok. Özellikle de mutfakla uğraşanlar. Yani herkes için zor tabii ki. Herkes eliyle ayağıyla iş yapıyor evet. Yani. İnşallah en kısa sürede şifa bulursun yani. İnşallah. Hadi, hadi bakalım, kolay gelsin. Teşekkür evet, ederim. Evet, ve pembe Zahir prenses Hanım. Var. Pancarlı bir şey herhalde bu. Evet. Tamam. Ay. Sultan sarması özel tarif. Senin evet. Tarifinde. Şefimin tarifi Zuhal Hanım. Bak şefin evet. Tarifinden bir ana yemek var. Kaçırmayın evet. Mutfağa. Tatlı patates püresi de eşlik edecekmiş ana yemeğine fundanın. Evet. Tulum peynirinin ağırla narın narınla. Zaka salatası. Ne? Amanın o ne? Tutun beni. Pişmeyin Zuhal Hanım. Dondurma eşliğinde. Evet. El açması cevizli baklava. Bir alkış sevgili Funda'ya. Kolay gelsin. Güzel menü. Ederim. Vallahi güzel menü. Teşekkür hakkıyla ederim. Çıkarırsam o masaya İnşallah. Lezzetleriyle, sunumlarıyla, porsiyonlarıyla, tabaklamalarıyla böyle güzel bir şekilde getirirsen inşallah da güzel de puan arasın. 50 bin TL senindir. İnşallah. Ama sana rakipler var. Kimler acaba? Yarınki yarışmacımız İbrahim Bey. İbrahim. Yalnız o da aşçı Zuhal Hanım. Aha bir aşçı daha. Aşçılara gel. Kendisi Sivaslı ve ustalık belgesi var Zuhal Hanım. O ne üzerine aşçılar? Tam 20 yıllık deneyimi varmış Zuhal Hanım. 20 yıl. 20 yıl. 20 years. Üstelik aşçılık baba mesleğiymiş Zuhal Hanım. Oo, el almış bir de babadan. 20 yıldır bu mesleğin içinde. Baba mesleği. Abim de şeftir bu arada kendisi. Ailecek bu işi yapıyoruz. İddialıyım. İddialı olmasam zaten ekranlar karşısında çıkma. Çünkü benim bir yani konumum var. Riske atamam kendimi. Kendime güvendiğim için şu an burada geldim yarışmaya. Dördüncü gün yarışmacımız Ceren Hanım. Ceren. Kendisi Milas'ta yaşıyor. Ay Bodrum'dan mı? Denizli'den Bodrum'dan ne güzel. Yarışmamız için Milas'tan gelecek Zuhal Hanım. Nedir? O da aşçı. Ya bir şey söyleyeceğim. Üstelik bir balık restoranında soğuk şefi olarak çalışıyormuş. Oy deme. Ay aşçılar bastı burayı. Ay aşçılar bastı dört bir tarafımızı. Eyvah eyvah, ben de seviniyordum ama. 300-400 çeşit meze biliyormuş Zuhal Hanım. Ay yapsın ne olur, ben meze çok severim. Söyler misiniz Gülşah benim için artı iki meze yapabilir mi? Bir de İtalyan mutfağını çok severmiş. Güzel, böyle kapışmalı, çekişmeli bir hafta olacak desenize. Zuhal Hanım, hamurumu eldiven çıkarıp devam edebilir miyim? Edebilirsin. Yani ellerini yıkadın değil mi? Evet. Edebilirsin. Tırnakların yok, oje yok. Tırnaklarım ya, yok, oje da. Yok. Yani uzun tırnakların yok. Yok. Hijyen dedi bir yarışmacı. Aa böyle Freddy Krueger'ın tırnakları gibi. Hem sokağında kabus adamlar yaşam falan. Onun gibi tırnaklarla yemek yaptı. 350-400 kadar meze biliyorum. Şu anda da hala soğuk şefi ve yardımcı olarak Bodrum Boğaziçi'nde bir balıkçı kasabasında bir restoranda çalışıyorum. Ben kendime çok inanıyorum, öyle söyleyeyim size. İlk başımdan beri yani kazanacağımı hissediyorum, öyle hissediyorum. Güvenirim de, menüm çok güzel. Ve üçüncü gün yarışmacımız Çiğdem Hanım. Çiğdem. Kendisi 35 yaşında. Daha bir ay önce evlenmiş. Ay çıtır çiçeğin burnunda, yeni evi geliyor kız. Ve inanmayacaksınız ama o da aşçı Zuhal Hanım. Gidiyorum. Gidiyorum. Ay hem aşçılara çattın kız. Üstelik aşçılık sertifikası da var Zuhal Hanım. Ay bir de eğitimli bir de. Kendisinin bir zamanlar meze dükkanı bile varmış. O mezeciler çarpışacak. Ayrıca kendisine ait 16 tane tarifi varmış. Bu hafta... ne olmuş? Ha ne olmuş? Ne, ha, ne olmuş yani? Ha, ne olmuş? Oh daha ne olsun. Herkes aşçı daha ne olsun. Kendisi meze üzerine workshop eğitim veriyormuş Zuhal Hanım. Aa bir de eğitim de veriyor. Eğitimleri soğuk meze ve zeytinyağlılar üzerineymiş. Bu haftayı kaçırmayın. Vallahi ben de dikkatle izleyeceğim. Yarışmacıların hepsi birbirinden iddialı anladığım kadarıyla. Evet. Mezeler mi dersin efendim? İtalyanlar, restoranlar, aşçılar, efendim ustalar aşçılar, geliyorlar. Karış. Gümbür gümbür geliyorlar. Funda güzel yap yemekleri ne olur. Yapacağım. Bu hafta alaylılar eğitimler tartışması olabilir. Alaylı arkadaşlar, eğitimli arkadaşları çok sevmiyor. Ben şanslıyım. Hem eğitimliyim, hem alaylıyım. İkisi de yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim. Rahatım, rahat bir şekilde geldim. Yemeklerimi yapacağım ve gideceğim. İki tane kitap yazdım. Bir tane kitabım yemek tarifleriyle alakalı, bir tanesi mutfakta geçen hayat hikayeleriyle alakalı. Kısa kısa notlarla bir oluşturulan roman şeklinde. Ve son gün yarışmacımız İlker Bey. İlker Bey. Kendisi Tokatlı. Hadi o aşçı olmasın. Ve Manisa'da oturuyor. Aa herkes de şehir dışında. Evet. Yalnız. Evet.
Şimdi dur. O da aşçı. Ay dur, vallahi düşer. Ben dayanamayacağım diyor. Dur bir dakika. Şurada söyle de bayılırsam şuraya bayılırım. O da aşçı. Ay. 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 Funda. Zuhal Hanım. Ben de dediydim ki, ay bu menüsü güzel kızım, baklavalar iddialı, 50.000 TL için finalistlerden biri oluyor. Yani tabii olabilirsin yine de. Ay anam, aşçılar geldi. İlker de tam 9 yıldır alaylı aşçı Zuhal Hanım. Sıcak üstüne daha iyiymiş kendisi. Biri sıcak üstüne, biri soğuk üstüne. Vallahi her şey geldi üst üste. Sen de geldin aşçıların üstüne. Ben 17 yaşından beri aşçılıkla uğraşıyorum. Liseden ayrıldıktan sonra sektöre girdim. O günden bugüne devam ediyorum çalışmaya. Tabii ki iddialıyım. İddiamı da kendi günümde göstereceğimi düşünüyorum. Karşımdaki insanlarla iddialı, gerçekten kaliteli ürünler görmek istiyorum. Onu düşünerekten kendimi hazırladım. Yorumlarım ve eleştirilerim de bu doğrultuda olacak. Zayıf basit ürünlere tolere etmeyeceğim. Cevizli baklava için açılan hamurun üzerine nişasta serpilerek kare şeklinde katlanıyor. Tabii ki biz modumuzu düşünmüyoruz. Gayet motive. Çünkü hayır, senin menün çok, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Evet, güzel, ben menüme çok ben güveniyorum. Ben inanıyorum ki harika yemekler çıkaracaksın. Evet. Funda da aşçı. Ne olmuş evet. Yani? Ne olmuş yani? Ne olmuş? Workshop'umuz yoksa ne olmuş? Ne olmuş? Şurada iki gürbüze ver workshop. Şurada yarım saat al sana workshop. Vallahi ben o zaman alırım bir 15 bin TL. Değil mi? Bunda para var ha. Ya zaten Zuhal Hanım markette. Al dediğimiz oldu. Enerji. Ha gitti. Hangi yarışmacı? Vallahi resmen çağırdım. Sigortalar attı diye. Zuhal Hanım neredesiniz? Buradayım ya. Elektrikler gitti sevgili izleyiciler. Doğum günü. Happy birthday Funda. Allah, gerilim filmi gibi. Benim istememde elektrikler kesildi. İstemeye geldiklerinde. Evet, istemeye geldiklerinde. Bildiğin telefon flaşları mumlarla... Gelmedi de elektrik. Gelmedi. Aa. Ve düşünün, Aydın'dan geliyorlar beni istemeye. Ama. Böyle hani tekrar gelip gitme şeyleri de yok. Elektrik gelmedi. Aa. Ondan sonra söz kesilecek. Tekrar elektrikler kesildi. Hayda. Ve Gürbüz daha dur dur. Dahası da mı var? Dahası var. Daha dur. He. Kına geceğim. Oynuyoruz. Zıplıyoruz. Bir anda elektrikler kesildi. Kınada da elektrikler kesildi. Evet. Demek ki senden kesiliyor. Aa. Yani benim mi artık elektriğim fazla geliyor? Senin elektriğin fazla geliyor. Peki evet. Şöyle yapalım. Şimdi sen işine devam et. Tamam. Genel bir kesinti varmış. Bilgi geldi. Yani bizim villamızda değil. İnşallah dur bakalım. Tamam. Seni şimdilik süreni durduralım. Tamam. Ben gideyim. Bir bakayım, bir konuşayım bakayım. Ne yapabiliriz? Jeneratör ayarlatalım olmazsa. Bir şekil yapacağız. Ben çıkıyorum, sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sen alışıksın elektrik kesilmelerine. Ya şu an zaten böyle bir şey olmasaydı şaşabilirdim. Vallahi senin şansına diyelim ki. Bizim de hiç ilk defa oluyor değil mi? Evet, ilk kez oluyor Zuhal Hanım. İsmail'den. Enerji. Laf gönderdik, çağırdık. Ya ben aslında öyle mi girseydim ya? Enerji. Aman yok adam dur. Tamam, biz şimdi halledeceğiz inşallah yenisini. Sana başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi güzel gitsin. İnşallah elektriği çözeceğim, i̇nşallah. Geleceğim. İnşallah. Çok sağ ben olun. Ben şimdi Aydaş'ı arıyorum. Fundacığım, elektrikler gelene kadar ne yapacaksın? Ben şu tatlı patateslerimi hemen şeye vereyim. Umarım elektrik bir an önce gelir. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi Gürbüz pırasalarımı hemen haşlamaya koyacağım. Aa, geliyor galiba. Evet Gürbüz. İşte bu. Ben var ya hemen şerbetimi de koyayım Gürbüzcüğüm. Vallahi bu kesinti daha uzun da sürebilirdi. Ya evet ve sürmemesi şans diyelim. El açması cevizli baklavanın şerbeti için 2 bardak şekere 2 bardak su eklenerek ocakta kaynamaya bırakılıyor. Ara yemekte sunulacak pırasa sarması için pırasalara uzunlamasına ortadan kesik atılıyor. Bu pırasaları özel sipariş ettin değil mi? Evet, çünkü kalın olması gerekiyordu Gürbüz. Pırasa sarmasının özelliği bu mu? Özelliği bu. Diğer pırasalardan onu ayıran tek özelliği bu. Daha çok hangi mutfaklarda çalıştın? Uzak Doğu mu, İtalyan mı? Hayır, dünya mutfağı. Hep çalıştığım yerlerde dünya mutfağı vardı. Bir kısa bir dönem Gürbüz şeyde çalıştım. Balık restoranında. Balık restoranında mı? Baktım Gürbüz, ben balık yapamıyorum. Pırasalar haşlanmaya bırakılıyor. Pırasa sarmasında kullanılacak pirinçler yıkanıp kaseye alınıyor. Seni son derece enerjik ve neşeli gördüm. Hep böyle misin? Beni tanıyan herkes Funda nedir? Funda kimdir? Funda nasıldır diye sorduğunuzda Funda tatlıdır, Funda hoş kalplidir, merhametlidir derler. El robotunda ufaltılan bir tane soğan pirinçlerin üzerine ekleniyor. Sarma harcının üzerine maydanoz doğranıyor. Bu arada başka neler attın harcına?
neler attım? Hemen baharatlarımı, karabiber, kimyon, sumak, biraz nane lezzet için, salça, biber salçası ve domates salçası. Bütün malzemeler üzerlerine eklenen kıymayla yoğruluyor. Çok az haşlanan pırasaların suyu süzülüyor. Kat kat ayrılan pırasa yaprağının kenarına kıymalı harç yerleştiriliyor. Şimdi neler yaptık bir anlatır mısın Fundacığım? Pırasalarımızı 3-4 dakika haşladık. Şöyle. Vallahi çok lezzetli görünüyor. Bu çok lezzetli. Ya unutulmaya yüz tutmuş ama unutulmaması gereken bir lezzet. Sen de incecik sardın. Evet, ince olması gerekiyor Gülbülcüm. Bu tarif nereden? Bu tarif benden. Pırasalar kıymalı harçla birer birer sarılarak hazırlanıyor. Pırasa sarması. Yani zeytinyağlı mı yapacak? Ara yemek yazmış ama yani kıymalı mı yapacak, etli mi yapacak? Açıkçası orada bir ana yemeğiyle uyumlu mu olacak? Ona bir bakacağım açıkçası. Şimdi bunu bence daha şöyle yapmalı. Taze bir pırasa. Yani çok büyük olmamalı. Bazı pırasalar erkeksi. Yani erkeksi derken daha sert oluyor. Böyle taze pırasalar yumuşak ve pişmesi, yenmesi daha lezzetli olacağı için bence daha taze pırasalarda tercih etmeni yani. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi pembe prensesim için pancarlarımı haşlamaya atacağım Gürbüz aynı zamanda. Kabukları soyulup büyükçe doğranan pancarlar bol suda haşlanmaya bırakılıyor. Pırasa sarmaları tencereye yerleştiriliyor. Şimdi ne yapıyorsun bakalım? Pırasa sarmasını ocağa koyacağız. Bu yüzden ne yapıyoruz? Sosumuzu hazırlıyoruz. Domates salçasıyla mı yapacaksın? Evet, domates salçası. Domates salçasının üzerine sıvı yağ, karabiber ve sumak eklendikten sonra ocakta kavruluyor. Üzerine biraz limon suyu sıkılan pırasa sarmaları pişmek üzere ocağa yerleştiriliyor. Kavrulan salçaya dolmaya yetecek kadar su ekleniyor. Sosa hangi baharatları koymuştun? İçine sumak ve karabiber koydum. Pırasa sarmalarının üzerine salçalı sos eklenip tabak kapatılarak pişmeye bırakılıyor. Şimdi neye geçiyoruz Fundacığım? Çorbaya. Sakala çarpan çorbası. Evet. Tatlıya ne zaman geçeceksin? Şimdi tatlıya geçeceğim. Sakala çarpan çorbası için yeşil mercimekler bol suda haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi sakala çarpan çorbası için ne yaptık? Yeşil mercimeğimizi ocağa koyduk. Bu çorbanın ana malzemeleri neler? Yeşil mercimek ve erişte. Şimdi tatlı patatesimizi ocağa vurup şeye geçiyoruz Gürbüz. Tatlıya. Ana yemekle sunulacak tatlı patates püresi için tatlı patatesler büyükçe doğranıp yıkandıktan sonra haşlanmaya bırakılıyor. Baklava için dinlendirilen hamur nişastayla açılıyor. Baklavayı kaç kat yapacaksın? 40 kat görünümlü, 2 kat. 40 kat görünümünü nasıl alacak sorma sahip? İlk yaptığım işlemi takip ettin mi Gürbüzcüğüm? Ettim tabii. O kadar beze açmadan ki. Ama işte işin sırrı, işin marifeti, işin ustalığı Gürbüzcüğüm. Biz boşuna aşçılık yapmadık. Biz boşuna. Hamurun üstü neden tel tel oldu? Bu çünkü kat olayı. Bol nişastayla açılan hamur yuvarlak cam fırın tepsisine yerleştiriliyor. Merdane ile vurularak dişe gelir kıvamda ufaltılan cevizler baklava hamurunun üzerine yerleştiriliyor. Baklavanın ikinci hamuru açılıyor. Evlenmeden önce de yemek yapar mıydın? Annem beni hiç sokmadı mutfağa Gürbüz. Hiç. Çünkü anneme mutfağı özeldir. Annem herkesi beğenmez. Neden? Annem herkesin... Ben kaç yıllık aşçıyım, kaç yıllık ev hanımıyım. Hala bana doğru düzgün mutfakta yemek yaptırmaz. Annen? Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Şaka yapmıyorum. 40 kat görünümlü, 2 kat cevizli baklavamız hazır mı? Hazır. Bunun üzerine tereyağı falan koymayacak mısın? Koyacağım Gürbüz. Şimdi onu ayarlıyorum. Baklavanın üzerine konacak tereyağı ocakta eritiliyor. El açması cevizli baklava kare şeklinde dilimleniyor. Gürbüzcüğüm, bana bir kase verir misin canım Gürbüzcüğüm? Ne yapacaksın bakayım kaseyi? Üstündeki neleri, köpükleri alacağım. Buyurunuz efendim. Sen çok kibarsın. Teveccühünüz Fundacığım. Sen de öylesin. Oluyor. Eyvah! Ne oldu öyle? Geri çekil geri. Oluyor. Bir dakika. Dur bakayım şöyle. Ya Gürbüz. Ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum. Şimdi tezgaha doğru git. Gürbüz elimde yağ var. Git git korkma. Ya bizim teknik bazı aletler işte. Şarjı bitince böyle ötüyor da. Gürbüz ya. Şaka gibisin. Üzerindeki köpükler alınan tereyağı cevizli baklavanın üzerine dökülüyor. İşte ev yapımı cevizli baklavam. Yapamaz yetiştiremez diyenler olmuştur. Buyurun yetişti. Cevizli baklavamız da nihayet pişmeye başladı. Bunu neyle sunacaksın? Dondurmayla sunacağım Gürbüz'üm. Şimdi hemen
Tatlı patatesimize bakalım. Tatlı patatesler ne durumda? Tatlı patatesler pişti. Pancarları da kapattım. Mercimeklerim oldu. Şimdi çorbamı yapacağım Gürbüz. Ay! Ne yaptın öyle ya? Yaktım. Haşlanan pancarlar ayrı bir kaseye alınıyor. Kaseye alınan süzme yoğurt, sarımsak ve tuzla karıştırılıyor. Haşlanmış pancarlar süzme yoğurdun üzerine rendeleniyor. Bu arada İbrahim bir açıklama yapmış ve senin menün için ev hanımı menüsü demiş. Ev hanımları evet 40 kat baklava açıyor fakat bunu sadece özel bayramlarda, seyranlarda, yani normalde siz evine gittiğinizde, şimdi evet evli değilsin sen Gürbüz, eve gittiğinde şöyle bir menüyle hangi erkek karşılanıyor? Ayrıca Gürbüz, ben hiçbir aşçının burada 40 kat baklava açtığını görmedim. Bunu yapan herkes ev hanımı. Ev hanımları yapıyor bunu sadece. Yani bana kimse gelip de böyle naval okumasın yani açıkçası. Aşçıların hiçbirisi cesaret edemiyor ayrıca. Çünkü kendilerini garantiye aldıkları şeyler üzerine konuşmasını seviyorlar. Kendini garantiye neyle alıyor? İşte en iyi yaptığı etle, en iyi yaptığı sosla, en iyi yaptığı bir Fransız tatlısıyla. Gürbüzcüğüm, ben bir streç alıp şunu dolaba kaldırabilir miyim? Ara yemekte sunulacak pembe prenses de nihayet hazır. Bu arada İbrahim bir açıklama daha yapmış ve menüde özgün yemekler göremediğini söylemiş. Buna ne diyorsun? İbrahim Bey bana özgün olan yemeklerin tarifini yapmasını özellikle rica ediyorum. Özgün yemeği bana öğretmesini istiyorum. Yani özgün yemek nedir? Nasıl yapılır? Bir bana öğretsin. Mesleğe ara verdiğimden beri demek ki unuttuğum bazı şeyler olmuş ya da hiç öğrenemediğim şeyler olmuş onların terimiyle. Bana özgün yemeğin tarifini versinler. Bu arada neye geçiyoruz? Çorbamın yağını soğanını halledeceğim. Doğranan soğanlar zeytinyağıyla kavruluyor. Ha bir de eğer bu çorbada erişte hazırsa çok puan kırarım demiş. İbrahim Bey sizleri tebrik ederim. Fakat İbrahim Bey şurada bir yarışsın. Kendi eriştesini kendi yapsın. Ben İbrahim Bey'e çok puan vereyim. Bu arada salatanı ve püreni aradan çıkarsan diyorum. Aynen şu an ona geçtim Gürbüz'cüğüm. Aynen öyle. Haşlanan tatlı patateslerin suyu süzüldükten sonra patates eziciyle eziliyor. Vallahi blender yerine bunu kullanma çok akıllıca. Daha lezzetli oluyor değil mi? Bir de bu şey normal patates püresi gibi wow şeyde olmuyor. Kremamsı olmuyor. Bu tatlı patates püresi kendine hani tatlı patatesin kendine özgü böyle bir lifli şeyi var Gürbüz. O yüzden... Ezilen tatlı patateslere karabiber ve tuz ekleniyor. Bu arada senden artan pırasalarla bir bakalım ne yaptık? Ne yaptın Gürbüz? Bak ocakta pişiyor şu an. Onu ne ara yaptı? Dur kapağını açıp göstereyim sana. Yardımcı yönetmenimiz Gülşah'la beraber sardık. Evet. Ne ara yaptınız ya onu? Ama biz senden farklı olarak nar ekşisi koyduk içine. Evet ben limonumu kullanmak istedim Gürbüz. Bence bizimkisi daha lezzetli olacak. Bu arada çorba için kavrulan soğanlara salça ilave ediliyor. Ezilen tatlı patatesler sütle karıştırılıyor. İbrahim'in erişteyi elde açmazsa puan kırarım demesine ne diyorsun? Ya gerçekten. Şimdi ben el açması baklavayı yaptım. Yanında bir de eriştemi nasıl yapabilirim? Sadece sonuçta ben baklava yapmaya gelmedim ki buraya. Sadece baklava yapmıyorum ki. Bu arada soğanlara ne yaptın? Nane. Kavrulan salça ve soğan yeşil mercimeklere ekleniyor. Son 32 dakika. Gürbüzcüğüm. Şaka maka başarıyorsun galiba. Başarıyorum. Vallahi sadece ana yemeğinle salatan kaldı. Masam da hazır. Ve nihayet ana yemeğimize başlıyoruz. İşte sultan sarması. Şaheserlerim. Eyvah! Baklavan yanıyor baklavan. Yanmıyor Gürbüz yanmıyor. Baklava ne durumda? Çok iyi durumda. Bana da gösterir misin? Şuna bakar mısın Gürbüz? Baklavaya gel baklavaya. Gürbüz sana var ya çok önemli bir görev vereceğim. Çünkü baklavamı çok emin bir yere lütfen soğuması için şerbetini vereceğim çünkü. Acil soğuması lazım çünkü. Ne istiyorsun benden anlamadım. Baklavamın soğuk bir yere gitmesi gerekiyor. Bu arada buzlukta dinlendirilen sultan sarmasının içine Antep fıstıkları eklenip tekrar sarılıyor.
rulo şeklindeki et orta kalınlıkta yuvarlak şekilde dilimleniyor. Bu arada Çiğdem demiş ki, benim 8 yaşındaki oğlum bile tatlı patates püresi yapıp hamur açıyor. Hatta sarma bile sarıyor demiş. Wow! Kimdi söyleyen bunu? Çiğdem söylemiş. Çiğdem Hanım müthiş. Çiğdem Hanım'ın oğlu müthiş kabiliyetli. Vallahi daha seni tanımadan başladılar laf etmeye. Ya Gürbüz, moral bozmaya çalışıyorlar ama moralimi bozmayacağım. Tatlı patates püresi sadece çocukların yediği değil, yetişkinlerin de yemesi gereken çok önemli bir besin. Yalnız oğlunun yediğini değil, yaptığını söylemiş farkındaysan. Hangi ya? Aa, hangi 8 yaşındaki çocuk bunu yapar lütfen ama ya? Ya bence bu kadar da saçmalanmamalı. Ayrıca bir kere Gürbüz, sana soruyorum. 8 yaşındaki çocuğun ocağa yaklaşması doğru mu? Hadi doğru mu şimdi yani? Çok tehlikeli. Yani sen 8 yaşındaki çocuğunu o zaman ocağa başına verip bir güzel tatlı patates püresi yaptırıyorsun öyle mi? Bravo. Mükemmel annelik. Vallahi ne bileyim. Dilimlenen sultan sarmaları tavada eritilen tereyağında soteleniyor. Tulum peynirli narlı roka salatası için bol suyla yıkanan rokalar doğranıyor. El açması cevizli baklavaya şerbeti eklenerek lezzeti tamamlanıyor. Yemeklerin neredeyse hazır. Buraya gelirken korkuyor muydun? Dediğim gibi hani iş yapmak biraz zor benim için. Hani kısıtlama anlamında. Hani ellerim falan böyle ağrıdığı için, hatta çekim aralarında fark ettiniz mi bilmiyorum, böyle sürekli kollarımı tutuyordum. Ondan korkuyordum. Salata için narlar taneleniyor. Tavada sotelenen sultan sarmaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine alınıyor. Yarışmacıların yorumlarını duydun. Sence nasıllar? Saçma. Yani 8 yaşındaki çocuğunu ocağa yaklaştıran anneler mi dersiniz? Yani bilmiyorum Gürbüz. Bunlar bence hem acımasız hem saçma yorumlar. Yani bu kadar olamaz. Hiçbir çocuk el açması baklava yapamaz. Hiçbir çocuk ocağı açıp bu yemekleri pişiremez. Yani fazla mı uçuldu acaba? Fazla abartı. Net fazla abartı. Nasıl olmalarını isterdin? Böyle abartmaya hiç gerek yok. Herkes dürüst olsun. Herkes hakkıyla bir şeyleri yapsın. Çünkü Gürbüz, herkes buraya çok fazla emek veriyor. Kimsenin emeğini kimse hibe edemez. Bu kadar böyle basite indiremez. Ne demek ben baklava açtım, bunca yemek yaptım ve bunları 8 yaşındaki çocuğun yaptığını söylüyorlar. Sence bu mantıklı mı? Çiğdem, ben bu yemekleri bir saatte yaparım demiş. Buna ne diyorsun? Ya saçmalamasın ya. Bir saatte ne yapıyor ya? Bu arada tavada kalan yağ da üzerlerine dökülen sultan sarması nihayet fırında pişmeye başlıyor. Vallahi bütün yemeklerini bitirdin Fundacığım. Kendinle gurur duyuyor olmalısın. Şu anda bitirdim. Ben dediğim an kendimle çok gurur duyacağım. Yarışmacımız hızla mutfağını temizleyip toparlıyor. Başardın mı? Başardım Gürbüz. Yeterince zıpladım sanırım. Yani. Ve bitti. Ya çok şükür ya. Gürbüz bitti. Yetiştirdim. Her şeyimi eksiksiz yaptım. Masam hazır, yemeklerim hazır ve ben şimdi giyinmeye gidiyorum. Yalnız masa örtünü almayı unutma. Tabii ki giderken şimdi o iş bende. Hemen geldim. Hadi koş koş. Aman dikkatli kaldıralım. Yavaş yavaş. İşte oldu. Artık bunu da götürürsün bir zahmet. Evet, teşekkür ederim.